Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Ee, birkaç arkadaşımız TYT adım adım videolarını çeker misiniz hocam diye sormuştu. Ben de adım adım denemelerin videosunu çekeceğim şimdi. İlk önce birinci adımı TYT birinci adımı çekiyoruz. Burada 5 tane deneme var. Her birinde de altı tane soru olduğu için toplam 30 tane soru çözeceğiz. Eğer ki buradaki videoyu beğenirseniz e, ee, yorumlara lütfen belirtin. Devamını da çekeyim arkadaşlar. Sınava kadar hem TET'leri hem de ayetleri çekmeyi düşünüyorum eğer isterseniz. Hemen başlayalım. 15. sorumuz biliyorsunuz 15'ten başlıyor. Bir hücrede aynı sayıda amino asit içeren farklı proteinlerin üretildiği tespit edilmiştir. Bakın aynı sayıda amino asit içerecek mesela 5 amino asitli farklı proteinler üretiliyor. Birinci proteinimiz A, B, C, D, E şeklinde olsun. İkincisi K, L, M, N ve P olsun. Bunlar amino asitler ve iki tane protein. Bunların aralarında hangi bağ var? Amino asitler bir araya gelirken aralarında hangi bağ kuruluyor? Peptit bağı. Diyor ki buna göre protein moleküllerinin birbirinden farklı olmasına verilenlerden hangilerinin farklı olması neden olur? Bakalım şimdi okuyacağız. Amino asitler arasında kurulan bağ çeşidi. Arkadaşlar bağ çeşidi amino asitler arasında aynıdır değişmez. Peptit bağları kurulur. Bu proteinlerin farklı olmasına sebep olmaz. O yüzden bir gider. Sentezine şifre veren gen bölgesini. Şimdi proteinler DNA'daki gen bölgelerinden şifre alarak sentezleniyor. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki gen bölgesinin farklı olması farklı proteinlerin sentezlenmesine sebep olur. O yüzden bunu alacağız. Yapılarındaki amino asit çeşitlerinin. Bakın burada ABCD amino asitleri varken burada KLMNP amino asitleri var. O zaman amino asit çeşitliliği de proteinlerin farklı olmasına sebep oluyor mu? Oluyor. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Ama şunu da açıklayayım ben size. Mesela aynı amino asitlerden oluşan iki tane DNA e, DNA demişim pardon. Protein düşünün. Bu proteinler birbirinden nasıl farklı olabilir? Mesela birinci proteinimiz A B C D E iken diğeri A C D E B şeklinde olabilir. Bu da ne olur? Yine farklı bir protein olur. Yine aynı şekilde bakın ben yine 5 tane amino asiti kullanarak A, D, B, C, E şeklinde yapabilirim değil mi? Bu da farklı bir protein olur. Dolayısıyla amino asitlerin çeşidi protein çeşitliliğini sağlar. Amino asitlerin dizilimi sağlar. Sayısı sağlar arkadaşlar çeşitliliği. O yüzden burada sadece amino asit çeşidi değil amino asit sayısı deseydi sayısı deseydi sayısını almazdım bu soruda. Neden? Çünkü aynı sayıda amino asit içeren diyor. Burada sayısını almazdık ama başka sorularda farklı proteinlerde işte aynı sayıda demiyorsa o zaman alabiliyoruz. Yine amino asitlerin sıralaması da proteinlerin çeşitliliğini belirliyor. Cevabımız edirne seçeneği olacak. Geçelim diğer soruya. Golgi aygıtı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Öseymen'in sevdiği organellerden bir tanesidir arkadaşlar Golgi aygıtı. Golgi aygıtı ile ilgili çok fazla soru soruyor. Bakalım Golgi ne iş yapıyordu? Golgi deyince aklımıza ne gelecek? Salgılama ve paketleme gelecek. Paketleme. Tükürük bezi, süt bezi gibi dokulara ait hücrelerde sayıca fazladır. Şimdi salgı yaptığı için tükürük bezinde tükürük salgısını üretiyor, süt bezinde de süt salgısını üretiyor. O zaman sayıca fazladır. Bu doğrudur. Tek katlı zara sahip çok sayıda yassılaşmış keselerden oluşur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Şöyle düşünebilirsiniz Golgi aygıtını. Şu şekilde çok sayıda keselerin böyle yan yana gelmesiyle oluşmuştur. Tek katlı zara sahiptir Golgi aygıtı doğru. Hücre zar yapısının oluşumunda görev alır. Bu da doğrudur. Nasıl doğru olacak? E, ee, Golgi dedik? Salgı paket yapıyor dedik. Paketleme işleminde şunu yapıyor. Glikoz ve proteini birleştirerek glikoprotein oluşturuyor glikoz ve lipiti birleştirerek glikolipitleri, lipoproteinleri oluşturur arkadaşlar. Dolayısıyla bu yapılar da hücre zarının yapısına katıldığı için o yüzden hücre zar yapısının oluşumunda görev alır demesi doğru olacak. Lizozom organelinin oluşumunda görev alır demiş. E, lizozom organeli hücre içinde sindirim yapan bir organeldir. Granüllü endoplazmik retikulumun ribozomlarında protein yapılı olan enzimler sentezleniyor granüllü endoplazm retikulumdan Golgi'ye geliyor. Daha sonra Golgi'de paketlenir, etrafı zarla çevrilir ve sitoplazmaya verilir. Biz bu yapıya lizozom diyoruz. İçerisinde sindirim enzimleri bulunur. Dolayısıyla lizozom organelinin oluşumunda görev alır. Burada diyor ki salgı proteinlerinin sentezini. Arkadaşlar proteini kim üretiyor? proteini ribozom üretiyor. Burada size salgı demiş olması aslında kafanızı karıştırmak için demiştir salgı. Salgıyı görünce ah, evet bunu yapıyor diyebilirsiniz ama salgı proteini diyor bakın. Proteinleri kim sentezliyor? Proteinleri ribozom sentezliyor. O yüzden cevabımız denizi seçeneği olur. Geçelim 17. sorumuza. Ekoloji ile ilgili bir soru. Her sene soruyor arkadaşlar ekolojiyi. Hem TET'de hem de. IET'de. O yüzden dikkatli çalışın ekolojiye. Ekosistemde gerçekleşen azot döngüsü görselde verilmiştir diyor Görselde her şeyi açıklamış zaten bize Diyor ki azot döngüsü ile ilgili hangileri yanlıştır Şimdi burada bir azot döngüsünü bir e, inceleyelim Arkadaşlar burada bitkiler atmosferdeki azotu direkt alamıyorlar azot gazını O yüzden bunun toprağa bağlanması gerekiyor Yıldırım şimşek gibi olaylarla toprağa bağlanabilir. Ya da azot bağlayıcı bakteriler atmosferdeki azotu alıp toprağa bağlayabilir arkadaşlar. Ayrıca bizim ürettiğimiz organik atıklar mesela burada inek göstermiş değil mi? Bakın inek ne yapıyor? Dışkısını bırakıyor ve organik atık bırakıyor buraya. Organik atık ayrış, ayrıştırıcılar tarafından neye dönüştürülüyor? Amonyuma. Burada organik atık dediği içerisinde amonyak olan organik atıklar. Daha sonra arkadaşlar bunlar nitrite nitritten de nitrata dönüştürülüyor daha sonra bu nitrat denitrifikasyon bakterileri tarafından tekrardan atmosfere verilebilir ya da arkadaşlar toprağın bitkinin kökleri tarafından direkt bitki alabilir Biz bu olaya bakın Şuradaki nitritten nitrata dönüşüm amonyaktan nitrite dönüşüm olayına nitrifikasyon diyoruz bunları yapan bakteriler kemosentez yapan bakterilerdir kemosentez yaparlar yani inorganik maddelerden organik madde sentezlerler. Buradaki ayrıştırıcılar da ne yapıyor? Organik atıkları inorganik maddelere çeviriyor. Dolayısıyla toprağı zenginleştirmiş oluyorlar. Azot döngüsü bu şekilde devam eder. Diyor ki, ayrıştırıcılar inorganik atıklardan organik madde üretir. Bakın az önce ne dedim ben? Ayrıştırıcılar bakın zaten şekle baksanız danlarsınız da organik atıkları inorganik maddelere dönüştürüyor. Burada tam tersini demiş bu yanlıştır. Bunu kim yapıyor? Bunu nitrifikasyon bakterileri yapıyor ayrıştırıcılar değil. Nitrifikasyon bakterileri azotlu inorganik bileşikleri oksitler. Evet arkadaşlar burada oksitleme olayı yaparak nitritleşme ve nitratlaşma olayını yaparak ne yapıyor? Zaten bir enerji üretiyor. Bu enerjiyle de kemosentez olayını yapıyor. O yüzden doğrudur. Denitrifikasyon bakterileri topraktaki azot tuzlarının azalmasına sebep olur. Arkadaşlar bu da doğrudur. Çünkü denitrifikasyon bakterileri ne yapıyordu? Topraktaki azotu, toprakta bulunan azotu atmosfere tekrardan veriyordu. O yüzden topraktaki azot miktarını azaltır. Bu da doğrudur. Hangileri yanlıştır diye sormuş bize ne olacak? A şıkkı yalnız bir olur. Gelelim diğer sorumuza. 18. sorumuz. 18. soruda bize ne diyor arkadaşlar diyor ki bakterilerin sahip olduğu özelliklerin hangileri arkelerde de bulunur şimdi arkeler önceden bakterilerin içerisinde alınıyormuş ama bazı farklılıkları bakterilerden ayrılmasına sebep olmuş mesela arkeler arkadaşlar e, peptidoglikan hücre duvarına sahip değillermiş yani bazılarında var bazılarında yokmuş mesela arkeler bakterilerin Hücre duvarında farklı bileşikler bulundu. Az önce dediğim gibi peptidogelikan yok. Yine arkelerde endospor oluşumu gibi bir olay yokmuş. Arkeler ve yüksek e, sıcaklıklarda, çok düşük soğukluklarda yani ekstrem koşullarda yaşayan canlılar olduğu için ribozomlarının yapısı da birbirinden farklı olduğu için bakterilerden ayrılmıştır. Dolayısıyla bu özelliklerden hangileri arkelerde bulunur bakalım. Peptidogelikan hücre duvarı arkadaşlar ee, arkelerde yok, yani genelinde olmadığı için yok olarak alıyoruz. O yüzden bu arkelerde yoktur. Endospor oluşturma yine arkeler bunu yapamazlar. Bunu yapabilen tek canlı bakterilerdir. Ne demek endospor oluşturma? Bakteri ortam koşulları kötüye gittiği zaman şöyle bakterinin DNA'sı, bu DNA'sını çoğaltıyor. DNA'sını eşledikten sonra bunun etrafına böyle kalın bir zar sentezliyor. Daha sonra bunu hücrenin bir köşesinde bekletiyor. Biz bu yapıya endospor diyoruz. Ortam şartları kötü duruma geçtiği zaman bakteri parçalandığında geriye ne kalıyor? Bu endospor kalıyor. Endospor bu ortam kötü ortam koşullarına karşı dayanıklı olan bir hücredir arkadaşlar. Ama Bazen metabolizma haline alınmış bir hücredir. Yani metabolizma hızı çok çok düşüktür. O yüzden de bu ortam koşulları düzene girdiği zaman, düzeldiği zaman tekrardan içerisine su alıyor, enzimleri çalışmaya başlıyor ve yeni bir bakteri olarak yaşamını sürdürüyor. Aslında o bakteri ne yapmış oluyor? Kendisini çoğaltmış. Yani çoğaltmış demeyelim de kendi DNA'sını korumuş oluyor. Klonlamış oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu bir üreme değildir. Sadece kendini koruma için bir adaptasyondur. Ve endospor oluşturmayı sadece bakteriler yapabiliyor. Genetik materyal taşıma zaten tüm canlılarda ortak olan bir özelliktir genetik materyal taşıma. O yüzden cevabımız bursa seçeneği olacak. Geçelim 19. sorumuza. Kalıtım sorusu. Bakalım diyor ki Aşağıdaki soy ağacında bir özelliğin kalıtımı verilmiştir. Buna göre bu özelliğin kalıtımı verilenlerden hangileriyle gerçekleştirilir? Koyu renkli olanlar bu özelliği gösteriliyormuş arkadaşlar. Şimdi burada hepsini teker teker deneyeceğiz. Diyor ki X kromozomuna bağlı çekinik. Eğer böyle diyorsa taralı olan dişilere X üzeri küçük a X üzeri küçük a yazacağız. X'e bağlı dediği için Taralı olan erkeklere de X üzeri küçük A, Y yazacağız arkadaşlar. Buna göre gidelim bakın. Şöyle yakınlaştırayım. Bakın taralı olan dişi. Taralı olan dişiye ne yazıyorduk? X üzeri küçük A, X üzeri küçük A. Yine taralı olan dişi X üzeri küçük A, X üzeri küçük A dedik. Erkek olduğu için X üzeri A, Y. X üzeri küçük A, X üzeri küçük A. X üzeri küçük A, Y x üzeri küçük a, x üzeri küçük a. Şimdi aşağıdan yukarıya doğru çözümlemeye başlıyoruz. Arkadaşlar burada bakın. Kız çocuğu ne olmuş? 2 tane x üzeri küçük a'yı almış. Bunlardan birini kimden almış? Birini anneden almış. Mecburen diğerini kimden almak zorunda? Babadan. Peki eğer x üzeri küçük a babada olsaydı baba ne olacaktı? x üzeri küçük a y. Böyle olan erkekler taralı olmuyor mu? Bakın yanındaki hemen taralı. Burada taralı olmadığı için x'e bağlı çekinik kalıtılamaz diyoruz. O zaman bir numara olmuyor. Gelelim iki numaraya. Diyor ki x kromozomuna bağlı baskın. Hemen şunları silelim arkadaşlar. Karışmasın. x kromozomuna bağlı baskın diyor. Bu sefer de ne yapacağım? x'e bağlı baskın dediği için taralı olmayanlar beni cevaba götürecek. Taralı olmayanlara, dişilere x üzeri küçük a, x üzeri küçük a yazacağım erkeklere de taralı olmayanları x üzeri küçük a y yazacağım. Bakın baskın dediği zaman taralı olmayanlar devreye girecek. Tamam mı? Unutmayın. Bu otozomal kalıtım içinde geçerlidir. Şimdi taralı olmayanlara yazalım. Bakın burada bir dişimiz. Dişi de ne var? x üzeri küçük a x üzeri küçük a var. Erkek x üzeri küçük a y x üzeri küçük a y. Şimdi bakıyorum. İki tane x üzeri küçük a'nın yan yana gelmesi için ne, ne olması lazım? Birini babadan aldı. Sıkıntı yok. Diğerini anneden alacak. x üzeri küçük a. Annenin taralı olması için de neyi taşıması lazım? Büyük a'yı. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Geliyorum şimdi şu kısma. Arkadaşlar bu e, kız çocuğu. Şuradaki taralı olan kız çocuğu. Babasından mecburen ne alacak? X üzeri küçük ay alacak. Çünkü babadan X kromozomu geliyor kız çocuklarına. Başka bir şey gelmiyor. E, anneden taralı olmak için ne alacak? X üzeri büyük ay. Sıkıntı olmadı. Bu erkek çocuğu X kromozomunu kimden alıyor? Anneden alıyor. O zaman taralı olması için anneden X üzeri büyük ay alacak. Babadan da Y gelecek zaten. Burada zaten vermiştik. Anneden x üzeri küçük ay almıştır. Babadan y'yi almıştır. Tamam. Gelelim şuraya. Bu erkek e, olan yani babamız buradaki kız çocuğuna X üzeri küçük A'yı verecek değil mi? Buradaki dişi birey X üzeri e, büyük A'yı kesinlikle taşıyor mu? Evet çünkü taralı. Taralı olduğu için arkadaşlar mecburen X üzeri büyük A'yı da burada kime verdi? Kızına verdi. Erkek çocuğuna da yine X üzeri büyük A'yı vermiştir. Babasından da Y'yi almıştır. Herhangi bir sıkıntı çıktı mı burada? Çıkmadı. O zaman 2 numara olur diyoruz. 3 numaraya geliyorum. Y kromozomuna bağlı baskın. Bakın Y kromozomuna bağlı ister çekinik desin ister baskın desin. Sadece erkeklerde görülür, dişilerde görülmez. Bakın burada dişiler de taralı. Dişiler taralı olduğu için biz ne diyoruz? Y'ye bağlı e, taşınan bir hastalık olamaz diyoruz. Eğer sadece erkeklerde görülseydi olabilirdi ama sadece dişilerde görüldüğü için olmadı arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Bursa şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza. Hücre ile ilgili bir soru. Diyor ki hayvansal bir hücre hipotonik çözeltide bir süre bekletildikten sonra hipertonik çözelti alınmıştır. Şimdi ben size hipotonik hipertonik çözeltilerle ilgili şunu anlatayım. Bakın bizim 3 tane şöyle ortamımız olsun. Ve bu 3 ortamda da eşit özellikte 3 tane hücremiz olsun arkadaşlar. Şöyle eşit özellikte 3 tane hücremiz. Her birinde %10'luk glikoz çözeltisi var. Her birinde %10'luk glikoz çözeltisi var. Birinci ortama getirdim ben %50'lik glikoz çözeltisi koydum. Şimdi birinci ortam hücre içine göre nasıl? Çok yoğun bir ortam değil mi? O yüzden ben bu ortama hipertonik ortam diyorum. Peki hipertonik ortamda ne olur? Hipertonik ortamda bakın su miktarlarına baktığım zaman ortamda %50 su var. Hücrenin içinde %90 su var. O zaman hücrenin içerisinde bulunan %90'lık su ne yapacak? Derişimler eşitleninceye kadar, su miktarları eşitleninceye kadar dışarı çıkacak. Dolayısıyla hücre su kaybedecek. Su kaybettiği için hücre büzülür ve biz bu büzülme olayına ne diyoruz? Plazmoliz diyoruz. Plazmoliz geçirir. Bu bizim hipertonik ortamımız. İkinci ortama getirdim. İkinci ortama yine aynı özellikle %10'luk glikoz çözeltisi koydum. İkisi birbirine eşit mi? Eşit. Buraya eş yoğun anlamında izotonik ortam diyoruz. Arkadaşlar burada madde giriş çıkışı, su giriş çıkışı vardır. Eşittir. Tamam mı? Dolayısıyla burada herhangi bir değişiklik olmuyor. Biz bunu ozmotik denge diyoruz. Üçüncü ortama da getiriyorum. Saf su koyuyorum. Saf su. Saf su %10'luk çözeltiye göre daha mı az yoğun? Daha az yoğun. Buraya da düşük anlamında. Bakın düşük anlamında hipotonik ortam diyoruz. Hipotonik. Hiper yüksek demektir. İzo eş demektir. Hipo da yüksek demek pardon düşük demektir arkadaşlar. Hipotonik ortamımız oldu. Peki bu ortamda ne olacak? Bakın hücrenin içerisi daha yoğun olduğu için hücrenin içerisine su girişi olacak. Hücre su alacak yani. Hücre su aldığı için de bir süre sonra şişip eğer hücre duvarı olmayan bir hücre ise bir süre sonra şişip ne yapacak? Patlayacak. Biz bu olaya hemoliz diyoruz. Eğer ben plazmoliz olmuş bir hücreyi getirip saf suyun içerisine yani hipotonik bir ortama koyarsam tekrardan eski haline gelir su alarak. Biz bu olaya da deplazmoliz diyoruz. Tam tersi anlamında. Deplazmoliz Peki buradaki ozmotik basınçlar nasıl değişecek? Arkadaşlar, birinci hücre su kaybediyor, değil mi? Birinci hücreden su çıkışı olduğu için ozmotik basıncı artar. Ne demek ozmotik basınç? Suya olan ihtiyaç demektir ozmotik basınç. Mesela çok konuştum. Dilim damağım birbirine yapıştı. Benim suya ihtiyacım fazla mı? Fazla. O zaman ozmotik basıncım yüksektir. Çünkü su alma isteği ozmotik basınç. O zaman hipertonik ortama konulmuş bir hücrede ozmotik basınç ne yapıyor? Artıyor. İzotonik ortamda arkadaşlar, izotonik ortamda ozmotik basınç sabittir. Turgor basıncı ile eşittir diyoruz. Peki turgor basıncı ne demek? Turgor basıncı da suyun fazlalığı demektir. Burada ozmotik basıncı yüksek olan bir hücrede turgor basıncı her zaman düşüktür çünkü bunlar birbirinin tam tersidir. Turgor basıncı suyun fazlalığı demektir. Ozmotik basınç da su alma isteği demektir. Üçüncü ortama geldiğim zaman ne oluyor arkadaşlar? Burada da hücrenin içerisine su girdiği için su olan ihtiyacı azalıyor. Yani ozmotik basıncı düşüyor. Su içerisine girdiği için turgor basıncı ne yapıyor? Artıyor. Bakalım İlk önce hipotonik çözeltide bir süre bekletilmiş. O zaman içerisine su almıştır. Ozmotik basıncı düşmüş, turgor basıncı artmıştır. Daha sonra hipertonik çözeltiye getiriliyor. O zaman arkadaşlar bu sefer de su vermeye başlıyor. Yani ozmotik basıncı artıyor, turgor basıncı düşüyor. Diyor ki hipotonik ortamda ozmozla su alarak şişer. Evet, hipotonik ortamda su alıyor, şişiyor. Doğru. Hayvansal bir hücreymiş. Hipertonik ortamda emme kuvveti artar. Emme kuvveti ne demek? Emme kuvveti de e, su içme isteği olarak düşünebilirsiniz. Benim ozmotik basıncım ne kadar yüksekse yani su alma isteğim ne kadar yüksekse su içme isteğim de o kadar yüksek olur. Ozmotik basıncın arttığı yerde emme kuvveti de ne yapacak? Artacak. Çünkü emme kuvvetinin formülü şöyle. Emme kuvvetini biz şöyle hesaplıyoruz. Ozmotik basınç eksi turgor basıncı. O zaman ozmotik basıncı arttığı zaman ne oluyor? Emme kuvveti de artıyor. Hipertonik ortama getirdiğim için su kaybettiği için ne yapacak? Emme kuvveti artacak. Doğrudur. Hipertonik ortamda kalmaya devam ederse turgor basıncı artar demiş. Bakın ben turgor basıncı ne dedim? Düşer demiştim, değil mi? Burada artar dediği için bu yanlış olacak. Cevabımız C şıkkı olur. Size böyle bir bayağı bir şey anlattım. Şimdi geçelim ikinci denemenin biyoloji kısmını açayım hemen. Evet şimdi ikinci denemenin şeyine geldik biyoloji kısmına geldik arkadaşlar. 15. sorumuz diyor ki: Aşağıda verilen ekolojik birimlerin büyükten küçüğe sıralaması seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi biz ilk önce bunların ne demek olduğunu bir açıklayalım. Arkadaşlar biyosfer bakın bio, bio ne demekti? Canlı, değil mi? Biyosfer şeyden gelsin aklınıza atmosfer, litosfer falan oradan gelsin. Biyosfer canlı küre demektir. Canlı küre. Yani tüm canlıların bulunduğu alana biz ne diyoruz? Biyosfer. O zaman biyosfer büyük müdür? büyüktür değil mi? Popülasyon. Popülasyon da aynı türe ait canlıların toplandığı topluluktur. Mesela şöyle düşünün. Bir sınıfta kaç kişisiniz? 20. Bir tane de öğretmen geldi 21 kişi. Hepiniz insan mısınız? Aynı tür müsünüz? Evet. O zaman sizin oluşturduğunuz topluluk nedir? Bir popülasyondur. O zaman popülasyon en küçük birimdir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. O zaman bir numarayı en başa yazacağız. 2 numarayı en sona yazacağız. Bakın böyle olan şık sadece Bursa şıkkıdır. Direkt bu şekilde gidebilirsiniz ama ben diğerlerini de açıklayayım. Ekosistem arkadaşlar ekosistem canlı artı canlı artı cansız çevre. Cansız çevre. Yani sizin yanınıza işte getirdik e, sınıftaki sizle beraber Etrafınızdaki çevreyi de aldığımız zaman ne oluyor? Ekosistem oluyor. Komünite ise farklı popülasyonların bir araya gelerek oluşturduğu topluluktur. Mesela sınıfın içerisine kedi getirdik, köpek getirdik, böcekler girdi. Ne oldu? O sınıf farklı türlere ait canlıların oluşturduğu bir topluluk oldu. Bu da bir komünitedir. Popülasyon komüniteden küçüktür arkadaşlar. Popülasyondan sonra komünite gelir. Büyüklük bakımından. Sonra ekosistem gelir. En büyük olan nedir? Biyosferdir. Bize büyükten küçüğe sıralama istediği için biyosfer, ekosistem, komünite, en küçükte olan popülasyon diyeceğiz. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. Geçelim 16. sorumuza. AB kan grubuna sahip bir birey için diyor hangileri yanlıştır? 0 kan grubuna sahip çocuğu olabilir. Arkadaşlar AB kan grubuna sahip bir bireyin genotipi AB'dir. Sıfır kan gruplu bir çocuğun olabilmesi için hem anneden hem de babadan sıfır allelini alması lazım. Ama burada bu bireyde sıfır alleli olmadığı için bu kişinin sıfır kan grubuna sahip çocuğu olamaz. O yüzden bu yanlıştır. B0 genotipine sahip kardeşi olabilir. Mesela kendisi AB kan gruplu olmuşsa annesi A0 babası B0 olabilir ya da tam tersi. Bunun kardeşi şöyle olabilir babasından B allelini alır, annesinden de sıfırı alır, ne olur? B sıfıra sahip bir kardeşi olabilir. Evet, bu doğrudur. Ebeveynlerin birisi A 0 ise diğeri BB genotipinde olabilir. Mesela bu A sıfırsa, bu BB ise ne olur? AB ortaya çıkabiliyor mu? Çıkıyor. Daha sonra e, B sıfır ortaya çıkabiliyor mu? Çıkıyor. Hani bunu da ayrı ayrı düşündüğümüz zaman bu da olabilir. Bize hangileri yanlıştır demiş. Bir numara yanlıştır arkadaşlar. Cevabımız aşık olacak. Unutmayın AB kan gruplu birinin birinin sıfır kan gruplu çocuğu olamaz. 17. sorumuza gelelim. Mitokondri ve kloroplast organelleri için hangileri ortaktır? Mitokondri ne yapıyordu? Hücresel solunum yaparak ATP üretiyor. Kloroplast ne yapıyordu? Fotosentez yaparak ee, besin üretiyordu arkadaşlar Diyor ki ATP sentezleme Her ikisi de ATP'yi sentezleyebilir Biri ürettiği ATP'yi hücreye verir Hücre kullanır Diğeri de ürettiği ATP ile besin sentezler Dolayısıyla bu ortaktır Sayısını artırabilme Her ikisi de çift katlı zara sahiptir Her ikisi de kendine özgü DNA'ya sahiptir Dolayısıyla çekirdekten bağımsız olarak sayısını artırabilir DNA'ya sahip olma zaten söyledim her ikisinde de DNA vardır. Ökaryotik hücrelerde bulunabilme her ikisi de zaten ökaryotlarda bulunur. Prokaryotlarda bulunmazlar. Prokaryotlarda sadece ribozom vardır organel olarak diğer organeller yoktur. Dolayısıyla doğrudur. Hangileri ortaktır dediği için cevabımız 1-2-3-4 olur arkadaşlar. Edirne şıkkı. Gelelim 18. sorumuza. Hücre zarında yer alan moleküllerden hangileri basit difüzyonda görev alır? Basit difüzyon. Arkadaşlar, basit difüzyon nedir? Bakın, maddelerin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru taşınmasıdır. Burada da görev alan moleküller bakın fosfolipit tabakasından basit difüzyon gerçekleşebilir. Fosfolipit dediğimiz hücre zarının şu hani halay çeken karşılıklı halay çeken insanlar gibi düşünün böyle bunları. Şunlar bacakları. Fosfolipit tabakası bunlardır. Bunların her biri fosfolipit molekülüdür. Yan yana gelirler, hücre zarını oluştururlar. Daha sonra bunların yanında şöyle kanal proteinleri bulunabilir. Bakın şöyle kanalları vardır. Bu kanallardan geçiş olur. Ya da taşıyıcı proteinler olabilir. Taşıyıcı proteinler biraz daha farklı özelleşmiş proteinlerdir. Bu kanal ile taşıcı proteinler sadece özelleşmiş molekülleri kullanırlar arkadaşlar. Basit difüzyonda kullanılmazlar. Kolaylaştırılmış difüzyonda ya da aktif taşımada kullanılır. Mesela taşıcı proteinler aktif taşımada kullanılıyor. Yine taşıcı proteinlerle işte e, kanal proteinleri kolaylaştırılmış difüzyonda kullanılıyor. Ama basit difüzyon sadece fosfolipid tabakasından gerçekleşir. Bu yüzden cevabımız ne olacak? Adana seçeneği olacak. Gelelim diğer sorumuza. Mayozla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım diyor ki diploid eşe yana hücrelerinde gerçekleşir. Arkadaşlar mayoz bölünme üreme ana hücrelerinde görülen bölünme şeklidir. İki en kromozomlu olan hücrelerde gerçekleşir ve kromozom sayısı en en şeklinde yarıya düşer. Dolayısıyla diploid eşe yan hücrelerinde gerçekleşir demesi doğru olur. Homolog kromozom çiftleri 4 kromatikli yapı oluşturur. Doğru biz bunlara ne diyoruz? Tetratlar diyoruz değil mi? Biri anneden, diğeri babadan gelen kromozomlar yan yana geliyorlar. Birbirleriyle birleşiyorlar. Biz bu, biz bu birleşen yapıya tetrat diyoruz. Dört tane şöyle kromatitleri olduğu için 4 kromatitli yapı halini oluşturur. Tetratlar bir anneden diğeri babadan gelen kromozomlara da homolog kromozom diyoruz. Dolayısıyla doğrudur. Kardeş kromatitler arasında parça değişimi meydana gelir. Arkadaşlar parça değişimi dediğimiz crossing over olayı kardeş olmayan kromatitler tarafından oluşur. Çünkü kardeş kromatitler zaten aynı özelliklere sahiptir. Yani şu kırmızı bölgeyle buradaki kırmızı bölge birbiriyle yer değiştirse herhangi bir değişiklik olmaz. Buradaki yer değiştirme parça değişimi olayı babadan gelen kromozomla anneden gelen kromozom arasında olur. Yani kardeş olmayan kromatitler arasında olur. O yüzden bu yanlıştır. Sonucunda haploid sayıda kromozoma sahip 4 tane hücre oluşur. Evet, mayoz 1 sonucunda 2 tane hücre oluştu. Mayoz 2'de ikişer tane daha hücre oluşur ve toplam 4 tane en kromozoma sahip. Yani haploid sayıda kromozoma sahip 4 hücre oluşuyor kalıtsal çeşitliliğe ve rekombinasyonlara olanak sağlar. Kalıtsal çeşitlilik arkadaşlar ve rekombinasyon dediğimiz bu da aslında bir nevi çeşitliliktir. Bunlara olanak sağlıyor parça değişimi sayesinde. Yine homolog kromozomların birbirinden rastgele ayrılması sayesinde kalıtsal çeşitliliği sağlıyor. Doğrudur. Cevabımız C şıkkı olacak. Gelelim ikinci deneme için son sorumuz. Canlılarda gözlenen aşağıda e, özelliklerinden hangilerinin bir canlının hayvanlar alemine ait olduğunu kanıtlar. Bakalım. Heterotrof beslenme. Şimdi heterotrof beslenme mantarlarda da görülüyor. Dolayısıyla hayvanlar alemine ait olduğunu kanıtlamıyor. Hücre dışı sindirim yapma. Yine mantarlar da hücre dışı sindirim yapabiliyor arkadaşlar. Bu da kanıtlamaz kemik ve kas dokusuna sahip olma. Bakın kemik ve kas dokusuna sahip olma e, canlının aktif olarak yer değiştirdiğini pardon canlının hayvanlar alemine sahip olduğunu kanıtlar arkadaşlar. Dolayısıyla bunu, olur, bunu alabiliyoruz. Aktif olarak yer değiştirebilme. Aktif yer değiştirme bakterilerde de görülebilen bir özelliktir. Dolayısıyla hayvanlar alemine ait olduğunu kanıtlamaz. Burada kanıtlayan tek şey nedir? Kemik ve kas dokusuna sahip olma cevabımız Bursa şıkkı. Yalnız 3 olacak. İkinci denememiz de bitti. Şimdi hemen üçüncü denemeyi açayım ben. Dediğim gibi 5 deneme var. 5'ini de çözeceğim arkadaşlar. Bu birinci adımımızdır. Hücre döngüsü interfaz ve mitotik faz olmak üzere iki evrede gerçekleşir. Interfaz bölünmeye hazırlık evresi olup G1, S ve G2 evrelerinden oluşur. Bu evreler boyunca hücre büyümeye devam eder. Bazı hücreler interfazın G1 evresinden çıkıp G0 olarak adlandırılan bölünememe durumuna geçebilir. G0 evresine geçen hücre metabolik olarak aktif olmasına rağmen bölünmeye hazırlanmaz. Bunları da uygun sinyaller, bazıları da uygun sinyaller alırsa yeniden G1 evresine geçerek bölünme sürecine hazırlanabilir. Diyor ki buna göre sağlıklı bir bireyde aşağıda verilen hücrelerden hangisi G0 evresinden G1 evresine geçerek bölünebilir diyor. Bakalım burada biz bölünemeyen hücreleri bilmemiz lazım bizim aslında. Bölünemeyen hücreleri ben şöyle kodluyorum. Kars yumurtası. Kars yumurtası. Şimdi arkadaşlar buradaki K kas hücresi, kas hücresi ya da kan pulcuklarını da yazabiliriz buraya, kan pulcukları. Buradaki A olgun al yuvar hücresidir, al yuvar. R retinadır, Göz, gözümüzde bunlar retina tabakası. S sinir hücresidir sinir hücresi yani nöronlar, olgunlaşmış nöronlar bölünemez. Yumurta da zaten yumurta hücresi bölünemiyor. Şimdi bakıyorum burada. Hangileri var? Bakın retina. retina yazdık bölünemez. Olgun al yuvar hücresi yazlık bölünemez. Farklılaşmış sinir hücresi değil mi? Sinir hücresi de yazdık bölünemez. İskelet kas hücresi kas hücresi bölünemez. Ama karaciğer hücresi bölünebilir arkadaşlar. Cevabımız Adana seçeneği olur. Genelim 16. sorumuza, kalıtım sorusu. Bu soy ağaçları önemlidir. Soy ağaçlarına iyi çalışın, bol bol soru çözün çünkü e, sınavda sorulma ihtimali yüksektir soy ağaçlarının. Aşağıdaki soy ağacında X kromozomunda çekinik olarak kalıtılan bir özelliğe sahip bireyler koyu renkte gösterilmiştir. Şimdi X X'e bağlı çekinikse. Dişilere ne yazacağım? X üzeri küçük r, X üzeri küçük r erkeklere de x üzeri küçük r y yazacağım hasta olanlarına. Erkeklerin iki ihtimali vardır. Ya hasta olurlar ya sağlam olurlar. Sağlam olanları yani taralı olmayanları da x üzeri büyük r y yazacağız. Diyor ki buna göre hangi bireylerin bu bir özellik açısından genotipi belirlenemez? Biz direkt tabloya yerleştireceğiz. Hangilerini kesin olarak bilemiyorsak şıklarda onları arayacağız. Hemen yapalım. Bakın burada dişi bireyimiz var. x üzeri küçük r x üzeri küçük r Sağlam erkek bireyimiz var. X üzeri büyük R, Y. Yine X üzeri büyük R, Y. X üzeri büyük R, Y. Bakın yine dişimiz var. X üzeri küçük R, küçük R. Erkek var arkadaşlar burada taralı olan. X üzeri küçük R, Y. Yine aynı şekilde X üzeri küçük R, Y. Şimdi bakın şuradan gidiyorum. Birini kimden alacak? Babadan. X üzeri küçük R'nin. Diğerini mecburen kimden almak zorunda? anneden. O zaman anne de x üzeri küçük r var mı? Var. Annenin taralı olmaması için de büyük r taşıması lazım. 2 numarayı kesin belirledim. Şıklarda 2 numara olmayacak. Sonra geliyorum arkadaşlar 3 numaraya. Bakın. 3 numara x kromozomunun birini kimden alıyor? Anneden. Diğerini babadan alıyor. Burada babasından kesinlikle x üzeri küçük r'yi alır mı? Alır değil mi? Babada çünkü başka x yok. Anneden de taralı olmamak için ne alacak? Büyük R'yi 3 numarayı da belirledim mi? Belirledim. Geliyorum şimdi 4 numaraya. 4 numara ve 5 numara zaten ikisi hemen hemen aynı genotipte olacaklar. Yani tahmini olarak. Arkadaşlar buraya baktığım zaman 4 numaraya babalarından kesinlikle x üzeri büyük r'yi alacaklar değil mi? x üzeri büyük r. da başka x yok çünkü. Peki annelerinden ya x üzeri büyük r gelir ya da x üzeri küçük r gelebilir mi? Gelebilir çünkü annede ikisi de var. 4 ve 5'i kesin olarak bilemiyorum. Sonra gelelim buradaki 1 numaraya. 1 numaraya baktığımız zaman burada çocuğu neymiş? X üzeri küçük R, X üzeri küçük R. Birini kimden aldı? Babadan. Diğerini mecburen kimden alacak? Anneden. Küçük R'yi yazdım. Taralı olmaması için de büyük R'yi taşıması lazım. O zaman 1 numarayı da kesinlikle belirttik. Bizim belirleyemediğimiz kimler? 4 ve 5. O zaman şıklarda onu arıyorum. Cevabımız Ceyhan seçeneği olacak. Geçelim 17. sorumuza. Ekosistemdeki canlılar beslenme şekillerine göre üretici, tüketici ve hem üretici hem tüketici olmak üzere 3 grupta ayrılır. Aşağıda verilen canlıların hangisi diğerlerinden farklı bir beslenme şekline sahiptir? Şimdi bakalım. Öglena nedir? Öglena üreticidir değil mi? Üreticidir arkadaşlar yani fotosentez yapar. Aslında Öglena için şunu söyleyebiliriz. Hem üretici hem tüketici diyebiliriz. Çünkü Öglena gündüzleri ışık olduğu zamanlarda üretici yapar ö, 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 konuşamadım. Üretici olarak fotosentez yapıyor. Akşam olduğunda ışık gittiği zaman fotosentez yapamıyor. Bu sefer heterotrof besleniyor. Yani tüketici olarak besleniyor. O zaman bu hem üreticidir hem tüketicidir. Tüketici. Paramesyum, paramesyum fotosentez yapamaz. Dolayısıyla paramesyum tüketicidir arkadaşlar. Keçi, keçi nedir? Tüketicidir değil mi? Aslan, aslan da tüketicidir. Kendi besi üretemiyor. Mantar, şapkalı mantar demiş. Şapkalı mantar da nedir? Tüketicidir arkadaşlar. Dolayısıyla diğerlerinden farklı beslenme sahip olan kimdir? Öglena. Çünkü hem üretici özelliği var hem de tüketici özelliği vardır. Gelelim 18. sorumuza. Bitkisel yağlar yapılarındaki doymamış yağ asitlerinden dolayı oda sıcaklığında sıvı halde bulunur. Bu doymamış yağ asitleri kimyasal işlemlerden geçirilerek bitkisel yağlar margarin adını verdiğimiz katı yağlara dönüştürülebilir. Bitkisel yağlar margarine dönüşürken hangilerinin sayısında değişim gerçekleşir? Arkadaşlar, ee, şimdi burada Doymamış yağ asitlerini doymuş yağ asitine çevirebilmek için bunlara hidrojen bağlıyorlar. Çünkü hidrojen sayısı fazla olan yağ asitleri doymuş yağ asitleridir. Hidrojen sayısı az olan yağ asitleri de doymamış yağ asitleridir. Dolayısıyla burada sayısı de, 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 değişen hangisidir? Hidrojen atomu sayısıdır. Diğerleri değişmez. Çünkü diğerleri yağın temel yapısını oluşturuyor. Yani işte e, ee, bir tane gliserol molekülü, üç tane yağ asidi birleşiyor ester bağıyla bir yağ molekülünü oluşturuyor. Ama burada bizim o yağ asitlerini doymuş yağa çevirebilmemiz için hidrojen atomu katmamız gerekiyor. O yüzden bu, burada sayısı değişen hidrojen atomudur. Cevabımız yalnız 3 olur. 19. sorumuza gelelim hücre zarındaki kanal ve taşıyıcı proteinlerden geçemeyecek kadar büyük moleküllerin hücre içerisine alınması ya da hücre dışına verilmesi farklı mekanizmalarla gerçekleşir. Bu moleküllerin hücre zarında şekil değişikliği oluşturarak koful aracılığıyla hücre içine alınması olayına endositoz, hücre içinde oluşan kofulun hücre zarıyla birleşerek içinde bulunan moleküllerin dış, hücre dışına atılması olayına egzositoz denir. Endositozu ve egzositozu açıklamış bize diyor ki hangileri ortaktır arkadaşlar endositozu ilk önce şöyle açıklayayım mesela şu bizim hücre zarımız tamam mı bu hücre zarı eğer hücrenin içerisine bir madde alacaksa katı bir madde mesela endositoz olayı gerçekleşsin hemen bir yalancı ayak oluşturuyor bu yalancı ayağı oluşturup etrafında besinin etrafında sarıyor daha sonra bunu hücrenin içerisine alıyor. Hücrenin içerisine şu etrafını zarla çevirdiği için hücre zarının yüzeyinde bir azalma meydana geliyor. Burada enzim ve ATP kullanıyor. Egzostoz olayında ise bakın şu hücre zarı olsun. Hücrenin içerisinde bulunan bir besin maddesini veya bir atık maddeyi, bir enzimi, bir proteini fark etmez ne olursa içerisinde şöyle var. Bunu getiriyor, getiriyor, getiriyor. Burada hücreyle birleştiriyor. Daha sonra hücre zarı şöyle oluyor bakın. Hücre zarı şöyle oluyor. Dolayısıyla buradaki zar, kırmızı olan zar geliyor hücre zarıyla birleşiyor. O yüzden de egzostoz olayında hücre zarının yüzey alanında bir büyüme gerçekleşiyor. Yani endostozda hücre zarının büyüme alanı, yüzey alanı düşerken egzostozda ne yapıyor? Artıyor. Her ikisinde de enzim ve ATP kullanılıyor arkadaşlar. Bakalım enzim ve ATP kullanılır bu ortaktır. Hücre zarının yüzey alanında artışa neden olur. Bu neydi? Egzostozun bir özelliğiydi değil mi? Egzostoz. Madde geçişinde yoğunluk farkının önemi yoktur. Evet burada büyük moleküller alındığı için yoğunluk farkı önemsenmez. Yoğunluk farkı difüzyon ve aktif taşımada yani pasif taşımada ee, ve aktif taşımada önemlidir. Dolayısıyla bu da ortaktır. Prokaryot hücrelerde gerçekleşmez. Prokaryot hücrelerde hücre duvarı olduğu için endostoz olayı gerçekleşmiyor arkadaşlar. Egzostoz olayı da gerçekleşmiyor. Çünkü prokaryot hücreler bu şekilde büyük olayları yapamıyorlar. Bunlar sadece difüzyon ve aktif taşıma ile yapabiliyorlar. O yüzden bu da ortaktır. Cevabımız 1-3-4 şeklinde olur. Yani denizi seçeneği olur. Gelelim yine 3. denememiz için son sorumuza. Memelilerin yavrularını sütle beslemek gibi sadece kendi sınıflarına ait olan birçok özelliği vardır. Aşağıda verilenlerden hangisi memelilerde bulunan ayırt edici özelliklerden biri değildir? Arkadaşlar memelilerde ayırt edici özellikler şunlar vardır. Bakın bir kere memelilerde diyafram kaslıdır. Diyafram kası var. Al yuvarları çekirdeksizdir. Sadece memelilerde bulunan özellikler bunlar. Vücutlarında kıl vardır. Tüy yoktur. Tüy kuşlara ait bir özelliktir. Bakın bizler böyle bizim vücudumuzda çıkan, yeni yeni çıkmaya başlayan kıllara tüy diyoruz. Mesela tüy dökücü krem diyoruz. Yanlıştır bu. Kıl dökücü krem olması lazım. Çünkü bizde tüy yok, bizde kıl var. Tüy kuşlarda vardır arkadaşlar. Dolayısıyla sizlere mesela sınavda sorulduğu zaman aşağıdakilerden hangisi sadece kuşlarda görülen bir özellik denildiği zaman çıkmış bir sorudur bu? Vücudunda tüylerin bulunması diye bir seçenek var. Bunu işaretlemiyorsunuz. Normalde cevabımız bu. Tüyü bizlerde de bulunan bir şey olduğunu sanıyorsunuz. Bu bir kavram yanılgısıdır ve gerçekten düzeltmesi çok zor. Çünkü etrafa baktığınız zaman tüy dökücü krem. E biz bunu kullanıyorsak demek ki bizde tüy var diyoruz. Ama bu yanlıştır. Bizlerde tüy yok, kıl var. Yine ter bezi sadece memelilerde bulunur ama yavru bakımı kuşlarda yine bazı sürüngenlerde görülen bir özelliktir. Sadece memelilerde görülen bir özellik değildir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Mesela plasentanın bulunması o da sadece memelilerin hepsinde bulunmadığı için memelilerin karakteristik özelliklerinden biri değildir. Yani şöyle düşünün. Tüm memelilerde bulunan bir özellik değildir plasentanın bulunması. Ama yavrularını sütle beslemek tüm memelilerde görülen bir özelliktir. Cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Bunu da açıklamak istedim. Şimdi hemen dördüncü denemeyi de açalım. Evet dördüncü denemede yine 15. sorumuzla başlıyoruz. Vejetatif üreme ile ilgili. Arkadaşlar vejetatif üreme bitkilerde görülen bir eşeğsiz üreme şeklidir. Bitkilerde görülür. Ve eşeğsiz üreme olduğu için temeli mitoza dayanır. Diyor ki eşeğsiz üreme çeşididir. Doğru. Bu arada ee, sorunun tamamını okuyalım. Verilen bilgilerden hangileri tomurcuklanma ile üreme içinde söylenebilir? Tomurcuklanma da mesela bir deniz anası olduğunu veya bir hidra olduğunu düşünün. Şu bir hidra olsun. Şöyle yapıya sahip hidra. Bu hidranın bir kısmından şöyle bir tomurcuk oluşuyor mitoz bölünmeyle. Daha sonra bu tomurcuk yere düşüyor, büyüyor, yeni bir hidraya dönüşüyor arkadaşlar. Bu tomurcuklanmadır. Eşeysiz üreme midir ikisi de? Evet. İkisinin de temeli mitoz mudur? Evet arkadaşlar. Gelişmiş yapılı bitkilerde yaygındır. Bu vejetatif üremenin özelliği ama tomurcuklanmanın özelliği değildir. Yavrular ana canlıyla aynı kalıtsal özelliktedir. İkisi de eşeysiz üreme olduğu için ikisi de ana canlıyla aynı özelliğe sahiptir. Bu da ortaktır. Cevabımız 1, 2, 4 şeklinde olur. Edirne seçeneği olacak. 16. soru. Kısmi renk körlüğü X kromozomunun homolog olmayan bölgesinde çekinik allerle taşınır demiş, kalıtılır demiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar ben ilk önce bu X kromozomunda taşınan çekinik hallerle ilgili size şunu söyleyeyim. Kız çocukları x üzeri küçük r, x üzeri küçük r olursa kısmi renk körü olur. Erkek çocukları da x üzeri küçük r, y olursa yani çekinik özelliği taşırsa ne oluyor? Kısmi renk körü oluyor. Dişilerde iki tane daha ihtimal vardır. Dişiler x üzeri büyük r, x üzeri küçük r olup taşıyıcı olabilirler ama özellik onlarda görülmez. Sadece geni taşırlar ya da x üzeri büyük r, x üzeri büyük r olurlar. Hiç özelliği taşımazlar. Erkeklerde iki ihtimal var zaten. Ya hasta oluyorlar ya da sağlam oluyorlar. Arkadaşlar bir kız çocuğunun hasta olabilmesi için x'e bağlı çekinik haller bakımından hasta olabilmesi için x'lerden birini kimden alıyor? Anneden diğerini babadan. Babanın kesinlikle hasta olması lazım. Bir anne eğer ki bu özelliği bu özelliğe sahipse yani Kısmi renk körü ise bunun erkek çocuğu da kesinlikle ne olacak? Hasta olacak. Çünkü erkek çocuğu X kromozomunu kimden alıyor? Anneden. E anne de alabilecek başka bir ihtimal var mı? Yok. Dolayısıyla X üzeri küçük R'yi alarak ne yapacak? Hasta olacak. Diyor ki kız çocuklarının hasta olabilmesi için ilgili alleli hem anneden hem de babadan alması gerekiyor. Evet bir anneden bir babadan geliyor. Bu doğru. Kısmi renk körü bir erkeğin Doğacak kız çocukları taşıyıcı ya da hasta olabilir. Şimdi erkek bu özelliği sahipse, bakın erkek kız çocuğuna kesinlikle X üzeri küçük reyi verecek mi, verecek. Anneye bağlıdır kız çocuğu. Anneden X üzeri büyük R gelirse taşıyıcı olur. Anneden küçük R gelirse ne olur? Hasta olur. Dolayısıyla doğacak kız çocuğu taşıyıcı ya da hasta olabilir. Doğrudur. Kız çocuklar taşıyıcı ise babası sağlıklı olabilir. Evet taşıyıcı ise mesela taşıyıcılık şuradaki durum. Mesela büyük R'yi babadan almıştır, küçük R'yi anneden almıştır. Dolayısıyla babası sağlıklı olabilir. Doğrudur. Erkek çocuk hasta ise baba kesinlikle hastadır. Erkek çocuğun hastalığı ya da sağlamlığı babaya bağlı değil. Çünkü babadan Y'yi alıyor. X'i kimden alıyor? Anneden alıyor. Anne, anne de bu gen vardır arkadaşlar. Anne de kesinlikle hastadır diyemiyoruz. Taşıyıcı da olabilir. Çünkü taşıyıcı olup, bakın taşıyıcılık şurada. Taşıyıcı olup çocuğuna bunu vermiştir, hasta etmiştir. Ya da x üzeri büyük r'yi verir, sağlam olur. Dolayısıyla kesinlik söyleyemiyoruz ama babanın kesinlikle buna bilgisi yoktur. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız 1-2-3 denizi seçeneği olur. 17. sorumuz. Su ekosistemlerinde öt ötrofikasyonun önlenmesi için verilenlerden hangilerinin uygulanması doğru olur demiş. Ötrofikasyon ne demek? Arkadaşlar ötrofikasyon göllerin kirlenmesidir. Nasıl oluyor bu? Göllerde hızlı miktarda artan fosfor miktarına bağlı olarak algilerin sayısı bir anda artıyor. Algler ee, su yüzeyini kapatıyorlar ve içeriye doğru ışık girmesini engelliyorlar. Bir süre sonra içeri ışık giriş olmadığı için oradaki canlılar da ölüyorlar ve suların kirlenmesine sebep oluyorlar. Diyor ki atık suların kontrolsüz bir şekilde temiz su kaynaklarına karışmasının engellenmesi. Evet olabilir çünkü atık suları mesela işte fabrikalardan gelen atık sular veya işte tuvaletlerden gelen atık sular eğer temiz su kaynaklarına karışırsa ötrofikasyon gerçekleşebilir. O yüzden önlemek için bunu engellememiz lazım. Sanayi bölgelerindeki endüstriyel atıkların ayrıştırılması için arıtma tesislerinin yapılması bu da önler arkadaşlar. Bu da dolu, e, doğrudur. Tarımsal faaliyetlerde gübrelemenin bilinçli bir şekilde yapılması. Mesela gübrelemeyi çok fazla yaptıkları zaman o gübre suya karışıp fosfor miktarındaki artışa sebep olabilir. Yine ötrofikasyona neden olabilir. Ama bilinçli yapılırsa bunu engelleyebiliriz. O yüzden cevabımız edirne hepsini uygulayabiliriz. 18. soru. Canlı vücudunda düzenleyici olarak görev yapan vitaminler suda çözünen ve yağda çözünen olmak üzere ikiye ayrılır. Yağda çözülen vitaminlerle ilgili olarak hangileri doğrudur? Arkadaşlar yağda çözülen vitaminler bir kere karaciğerde depo edilir. Unutmayın. Karaciğerde depo edilir. Depo edildiği için eksikliği geç ortaya çıkar. Eksiklik geç ortaya çıkar. Bakalım. Diyor ki tamamı hayvanlar tarafından sentezlenebilir. Şimdi adek vitaminleri. Tamamı hayvanlar tarafından sentezlenir diyemiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla biz bitkilerden de alıyoruz bunları. O yüzden bu yanlış olur. Depo edilme edinebilme özelliğine sahiptir. Evet karaciğerde depolanıyor. Dokularda aşırı birikimi toksik etki yani e, zehirleyici etki yapar. Doğrudur arkadaşlar. Apoenzim olarak katalizör etkileri. Burada apoenzim olarak arkadaşlar B vitamini kullanılıyor. Yani ee, suda eriyen vitaminlerden B vitamini kullanılıyor. Yağda çözülen vitaminler apoenzim olarak kullanılmıyor katalizör olarak. Dolayısıyla bu yanlıştır. Cevabımız 2 ve 3. Ceyhan seçeneği olacak. Bu arada şıklara da hiçbiri koymamış zaten. Yanlış yapmışlar sanırım. Gelelim diğer sorumuza. 19. sorumuz diyor ki bir organele ait bazı özellikler verilmiştir diyor. Buna göre bu özelliklere sahip organel hangisidir? Bakalım hücre bölünmesi sırasında kaybolur. Şimdi çekirdekçik olabilir. Endoplazmik retikulum olabilir değil mi? Çekirdek direkt kendi tamamını da alabiliriz. Bakalım. Kas hücrelerinin kasılabilmesi için gerekli olan kalsiyumu depo eder. Kalsiyumu kim depo ediyordu? Düz endoplazmik retikulum. Yani granülsüz endoplazmik retikulum. Diğerlerini de okuyalım. Olgun al yuvar hücreleri dışında bütün ökaryot yapılı hücrelerde bulunur. Tamam olabilir. Yani Diğerlerine bakalım diğerine. Karaciğer hücrelerinin yağ metabolizmasında görev alıp ilaç, alkol, böcek zehri gibi bazı maddeleri değişime uğratarak zararsız hale getirir. Arkadaşlar direkt zaten dediğimiz gibi nedir? Düz endoplazmik retikulumdur cevabımız. O zaman düz yazmamış direkt endoplazmik retikulum demiş cevabımız C şıkkı olacak. Gelelim dördüncü deneme için son sorumuza bir bitki hücresinde bitki hücrelerinde bulunabilen diyor. Yapılarının ya da moleküllerinin hangileri bakteri ve hayvan hücrelerinde de bulunur? Şimdi hem bitki hem bakteri hem de hayvan hücrelerinde ortak olanı alacağız. Doğrusal DNA. Şimdi doğrusal DNA bitkide ve hayvan hücresinde var ama bakteride yok. Bakterilerde halkasal DNA vardır. O yüzden bu ortak değil. Ribozom hepsinde var değil mi? Ortak. Tüm canlılarda ortak. Doğru. Merkezi koful, merkezi koful bitki hücresinde var ama bakteri ve hayvanda yok. RNA çeşitleri. Nedir RNA çeşitleri? Mesajcı RNA, taşıyıcı RNA, ribozomal RNA. Hepsinde var mı? Var. O zaman hepsinde ortak olanı sorduğu için cevabımız 2 ve 4 olur. Bursa seçeneği. Geliyoruz son denemeye. Hemen açıyorum son denemeyi. Evet geldik arkadaşlar 15. sorumuza. Şimdi dediğim gibi ben tekrar hatırlatayım. Eğer devamlı çekmemi isterseniz ben ikinci adım, üçüncü adımı ayetlerini de çekerim. Ee, bu videoyu izleyin. Eğer isterseniz arkadaşlar bana yorum yazın. Devamını çekin hocam diye ben devamını çekeyim. Virüslerin çoğalmak için gereksinim duyduğu organizmaya konak hücre denir. Virüsler belirli bir canlıyı, o canlının belirli bir dokusunu ve o dokudaki belirli bir hücreyi enfekte edebilir. Örneğin hepatit virüsü, karaciğer, kuduz ve çocuk felci virüsü, sinir, su çiçeği ve uçuk virüsü deri hücrelerinde çoğalır. Buna göre bir virüs çeşidinin rastgele bir hücreyi konak olarak kullanamamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım şimdi. Sadece canlı bir hücrenin içinde canlılık özelliği gösterebilmesi eğer bu olsaydı bütün hücrelerde çoğalabilirdi zaten çünkü bütün canlı hücrelerde e, canlılık özelliği olduğu için hepsinde çoğalabilirdi dolayısıyla bu değil. Virüsün dış yüzeyinde bulunan protein ile konak hücre zarında bulunan reseptörlerin eşleşmemesi. Bakın reseptör ne demek tanımak demektir reseptör tanıyıcı proteinlerdir. Dolayısıyla virüsün dış yüzeyinde bulunan arkadaşlar proteinle konak hücrenin zarında bulunan reseptör eşleşmezse virüs o hücrenin içerisine giremez. Kuduz virüsünün bizim kalbimizde çoğalamamasının sebebi budur. Sinir hücresine gidiyor, oradaki reseptörü tanıyor, içine girebiliyor ama kalpteki reseptörü tanımıyor. O yüzden oraya giremiyor. Eşleşmediği için dolayısıyla cevabımız bu olabilir ama diğerlerini de bakıyoruz virüsle enfekte olmuş konak hücrenin oluşturduğu interferon proteininin farklılığı. Arkadaşlar interferon her virüse göre farklı farklı sentezleniyor. Dolayısıyla buradaki hani enfekte olmuş yani virüsle bulaşmış hücreden sonrasını söylüyor bize. Direkt hani virüsle hücrenin kaynaşmasından bahsetmiyor. Kaynaştıktan sonrasını söylüyor. O yüzden bu olmaz. Konak hücre dışındaki ortam konak hücre dışındaki ortamlarda kristalleşmesi ve bunun da gidip bağlanmayla ya da bağlanmamayla herhangi bir ilgisi yoktur. Kendine ait sitoplazma ve enzim sistemlerinin bulunmaması bu zaten virüsün bir canlı olarak sayılmamasının temel nedenidir. Dolayısıyla bununla da bilgisi yok. Cevabımız nedir Bursa? Mesela kuduz virüsü veya çocuk felci virüsü gidiyor sinir hücresinin reseptörünü tanıyor, ona bağlanıyor, içerisine girebiliyor. Ama işte mesela bir akciğer hücremizi tanıyamıyor arkadaşlar. Dolayısıyla oraya giriş yapamıyor. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Bursa şıkkı olacak. 16. sorumuz. Kamçı kuyruklu kertenkelelerde erkek birey yoktur. Erkek birey yokmuş. Bakalım. Dişi bireyin ürettiği yumurtanın kromozomları iki katına çıkar ve diploid hücre oluşur. Diploid hücre mitozla gelişerek yeni bir bireyi meydana getirir. Kamçı kuyruklu kertenkelelerde görülen üreme ile ilgili arkadaşlar bu bir partenogenesis çeşididir. Döllenmemiş yumurtanın çoğalmasına biz yani yeni bir birey oluşturmasına biz partenogenesis diyoruz. Bakın ne yapıyormuş? Dişi bireyin ürettiği yumurtanın kromozomu iki katına çıkıyormuş. Diploid bir hücre oluşmuş. Yani burada döllenme olayı yok. Diploid hücre gelişerek yeni birey oluşturuyormuş. Diyor ki birey sayısı artışı eşeğsiz üreme ile sağlanmıştır tür içi genetik çeşitliliğe katkısı yoktur. Diploid hücre oluşumu döllenme ile gerçekleşir. Bir kere döllenme burada yok. Buna yanlış diyoruz. Diyor ki tür içi genetik çeşitliliğe katkısı yok. Arkadaşlar dişi bireyin ürettiği yumurta. Yumurta ne ile oluşuyor? Mayoz bölünme. Mayoz bölünmede çeşitlilik var mı? Var. Burada katkısı yoktur demiş. O yüzden bu yanlıştır. Birey sayısının artışı eşeğsiz üreme ile sağlanmıştır. Burada döllenme olayı olmadığı için partenogenezi biz eşeğsiz üreme altında alıyoruz. O yüzden bu doğrudur. Ama 2 ve 3 yanlıştır. Zaten yanlış olanı sorduğu için cevabımız Edirne şıkkı olacak. Gelelim 17. sorumuza. Karasal ekosistemlerde besin piramidinin tabanında yer alan üreticiler toplam ağırlığı en fazla olan canlılardır. Yani biyokütlesi. Piramidin tabanından yukarı doğru çıkıldıkça her basamakta biyokütle azalır. Bugün buradan geçen satıcılar rahat bırakmıyor beni. Hala duyabilirsiniz arkadaşlar. Büyük kütlenin azalmasının yanı sıra enerji kaybı da söz konusu olduğundan bu tür piramitler genellikle yukarı doğru sivrilir. Hani biz genelde piramidi nasıl çiziyoruz zaten? Böyle sivri olarak çiziyoruz. Ancak bazı özel sucul ekosistemlerde okyanuslar gibi zooplanktonlar fitoplanktonları çok hızlı bir şekilde tükettiği için fitoplanktonların büyük kütlesi zooplanktonların büyük kütlesinden küçüktür. Bu yüzden yukarı doğru sivrilen piramit şekli gözlenmez. Arkadaşlar burada şöyle bir durum vardır bakın. Normalde bakın piramitleri böyle üst üste çizdiğiniz zaman şöyle bir durum görülür. Mesela şu aşağıda üretici, üretici, burada ortada birinci tüketici, en üstte de diyelim ki ikinci tüketici var. Ama okyanuslar gibi bazı sucul ekosistemlerde birinci olan kısım yani alt kısım daha dar, üst kısım daha geniş oluyor. Çünkü neden zooplanktonlar daha hızlı tükettiği için hemen bir üst olan kısmı da biraz daha küçük olabiliyor. Bu da neymiş okyanuslara ait bir e, besin piramidiymiş. Diyor ki fitoplanktonların büyük kütlesinin az olmasına rağmen bu ekosistemlerde madde ve enerji akışının devam etmesini faktörlerinden hangileri sağlamış olabilir? Bakalım. Fitoplanktonların üreme hızının zooplanktonlardan yüksek olması. Şimdi zooplanktonlar ne yapıyor? Çok hızlı bir şekilde tüketiyorlar. E fitoplanktonlar bitmiş olsaydı zooplanktonlar yaşayabilir miydi? Hayır. Dolayısıyla fitoplanktonlar demek ki çok hızlı ürüyorlar ki onların yeme hızına yanaşıyorlar, yaklaşıyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar bu olur. Bir trofik düzeyden bir üst düzeye aktarılan enerjinin o düzeye giren enerjiden daha az olması. Bir de okuyalım bunu. Bir trofik düzeyden bir üst düzeye aktarılan enerjinin o düzeye giren enerjiden daha az olması. Şimdi burada şöyle bir durum var. Ee, tamam. Bir trofik düzeyden bir üst düzeye aktarılan enerji yani diyor ki burada üreticiden tüketiciye doğru gittikçe aktarılan enerji azalıyor demek istiyor arkadaşlar. Doğru. Bu söylediği doğrudur ama madde ve enerji akışının bu ekosistemlerde devam etmesini sağlayan olay bu değildir. Bize burada diyor ki zooplanktonlar fitoplanktonları çok hızlı tüketiyor. Peki bu fitoplanktonlar veya da zooplanktonlar neden yok olmuyor? Neden madde ve enerji akışı devam ediyor? Bunun temel nedenini soruyor bize. Biz zaten birincisinde söyledik. Fitoplanktonların üreme hızının çok yüksek olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla bunu almayız. Ekosistemde maddelerin döngü halinde olmasına karşın enerji akışının tek yönlü olması. Bununla da bilgisi yoktur arkadaşlar. Yani burada da enerji tamam bu söylediği de doğrudur. Madde döngüleri vardır hani karbon döngüsü su döngüsü ama enerji akışı üreticiden tüketiciye doğrudur. Ama burada yine ee, zooplanktonların fitoplanktonları çok tükettiği halde çok hızlı tükettiği halde fitoplanktonların sayısının e, nasıl arttığını bize kanıtlamıyor Dolayısıyla burada biz 3 numarayı da alamıyoruz cevabımız Adana şıkkı yalnız bir olacak Gelelim birazcık gerçekten düşündüren bir soruymuş hani ileri düzey bir soruymuş diyebiliriz 18. sorumuz aktif taşıma ile ilgili olarak diyor hangileri doğrudur? Aktif taşıma ne demekti? Aktif taşımada ATP harcanıyordu değil mi? Ee, burada maddeler az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru ya da eş yoğun ortamlar arasında gerçekleşiyor. Burada az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru taşındığı için e, yoğunluk farkı artıyor arkadaşlar. Yoğunluk farkı artar. Mesela şöyle düşünün. Diyelim ki bir tarafta 10 tane kalsiyum var. Diğer tarafta 20 tane kalsiyum var. 10 kalsiyumdan 20 kalsiyuma doğru ben 5 kalsiyum daha taşıdım. Ne oldu? Burada 25 oldu. Burada 5 kaldı. Aradaki fark arttı mı? Normalde aradaki fark 10'du. Ne oldu? Aradaki fark 20 oldu. Dolayısıyla arkadaşlar burada yoğunluk farkı artar. Bakalım diyor ki tüm canlı hücrelerde gerçekleşir. Canlı hücrelerde gerçekleşir arkadaşlar. Doğrudur. Aktif taşıma Hücre ile ortamın yoğunluk farkını azaltır demiş. Hücre ile ortamın yoğunluk farkı ne dedik? Artırır dedik. Bu yanlıştır. Hücre zarındaki fosfolipit molekülleri görev alır. Hayır. Burada taşıyıcı proteinler görev alır. Fosfolipit molekülleri değil. Aktif taşımada taşıyıcı proteinler ve enzimler kullanılır. Unutmayın. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Yalnız bir olacak. 19. Bitkiler fotosentez ile ürettikleri glikozun fazlasını nişastaya dönüştürerek yapraklarındaki kloroplastlarda depolar. Bu tip nişastaya özümleme nişastası adı verilir. Özümleme nişastasının yapraklarda kalma süresi yaklaşık 24 saattir. Çünkü gereksinim duyulduğunda tekrar glikoza dönüştürülerek hücrelerde kullanılıyor. Fotosentezle üretilen glikoz moleküllerinin bir kısmı da depo organlara taşınır ve buradaki hücrelerin lokoplastlarında nişastaya dönüştürülür. Bu tip nişastaya da depo nişasta adı verilir. Bu açıklamaya göre diyor hangilerine ulaşılabilir? Şöyle düşünün arkadaşlar. Yapraklarda depo ettiği nişastayı, o özümleme nişastasını gece olduğu zaman fotosentez yapamadığı zaman yaprak kullanıyor hemen tüketiyor. Ama tohumlara ya da işte bitkinin diğer kısımlarına gönderdiği nişastayı depo nişastası olarak adını veriyor. Orada depo ediyor. İhtiyacı duyduğunda tabii ki alabilir ama orası böyle çok böyle ee, harcanan bir kısım değildir. Diyor ki tahıl tohumları ve patates yumrusu depo nişasta bakımından oldukça zengindir. Doğru değil mi? E, patates yumrusu depo edildiği yerdir. Tahıl tohumları, tohumların içerisi yine nişasta bakımından zengindir. Doğru. Nişasta sentezi ile ilgili enzim hem kloroplastta hem de lokoplastta bulunur. Nişastaya her ikisinde de dönüşüm olduğu için ikisinde de bulunur. Doğru. Lokoplastlar ışığın etkisiyle kloroplastlara dönüşebilir. Arkadaşlar buradaki açıklamada bununla ilgili bir şey vermiş mi? vermemiş bize. Bize diyor ki bu açıklamaya göre hangisine ulaşabiliriz? O yüzden 1 ve 2 olur. Normalde 3 numarada söylediği doğru. Lokopilaslar kloroplastlara dönüşebiliyor ışığın etkisiyle ama buradaki açıklamaya göre ben bunu çıkaramıyorum. O yüzden cevabımız denizli 1 ve 2 olacak. Gelelim son sorumuza artık. Bir tür ait bireylerin birbirinden farklı gen dizilimleri bulunur. Tür içindeki genetik dizilimlerde görülen bu farklılıklar genetik varyasyonlar oluşturur. Biyolojik çeşitliliğin temelinde genetik varyasyonlar bulunmaktadır. Genetik varyasyonların artması biyolojik çeşitliliği de artırır. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Arkadaşlar şöyle düşünün. Kardeşinizle birbirinizden farklısınız, değil mi? Bu nedir? Bir genetik varyasyondur, genetik çeşitliliktir. Diyor ki aynı türde canlılarda farklı genetik varyasyonlar görülebilir. Evet, mesela kardeşimle benim farklı olmam, değil mi? Olur bu. Genetik çeşitliliğin temelinde biyolojik çeşitlilik vardır. Arkadaşlar yanlış. Biyolojik çeşitliliğin temelinde genetik çeşitlilik vardır. Tamam mı? Biyolojik çeşitlilik dediği bizim her birimizin birbirinden farklı olması. Genetik çeşitlilik ise genlerimizin birbirinden farklı olması. Genlerimiz birbirinden farklı olacak ki biyolojik çeşitlilik de ortaya çıksın. Dolayısıyla tam tersini söylemesi gerekiyordu. Bu yanlıştır. Aynı türe ait bireylerin farklı fenotiplere sahip olması kalıtsal varyasyonları artırır. Şimdi burada ne demiş? Fenotip demiş. Fenotip. Arkadaşlar farklı fenotiplere değil, farklı genotiplere sahip olması kalıtsal varyasyonları artırıyor. Yani mesela siz elma ağacına baktığınızda iki tane farklı elma ağacı var. Ama elmalar dış görünüş olarak birbirinin aynısı. Bunlar fenotiptir dış görünüş olarak aynıdır ama o elmaların genetiğine baktığınız zaman yani genotipine baktığınız zaman kalıtsal varyasyonu görürsünüz. Dış görünüşüne fenotipine baktığınız zaman göremezsiniz. Bunu biz sadece insanlarda anlıyoruz farklı fenotiplere sahip olduğumuz için. Mesela tek yumurta ikizleri aynı genotipe sahiplerdir ve dolayısıyla fenotipleri de aynıdır. Mesela bir kardeşinizle genotipiniz farklıdır, fenotipiniz de farklıdır. Buna bakarak anlayabiliriz. Ama iki tane elmayı yan yana getirdiğimiz zaman biz bunların farklı genotipe sahip olduğunu anlayamayız. Dolayısıyla aynı tür ait bireyler deyince sadece insanları düşünmeyelim lütfen. Bitkileri de düşünelim. Dış görünüşü aynı olan bitkilerin genotipleri birbirinden farklı olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlış olur. Cevabımız ne olacak? Adana şıkkı yalnız bir olacak. Dediğim gibi eğer beğenirseniz yorum yazın. Devamını çekeyim. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.